Sevgili izleyiciler, eğer hazırsanız günün son karşılaşmasına geçiyoruz. Son çeyrek final maçına geçiyoruz. Rumen boksör Mihai Nistor ve İngiliz boksör Joshua Anthony karşı karşıya gelecekler. Ve Rumen boksör kırmızı köşede yer alacak. İngiliz boksör mavi köşede. Her ikisi de şu anda ringdeler. İngiliz dua ediyor. Bugün ekrana gelen 20. maç, hatta 21. maç bu. Her gün 20 maç ekranda canlı canlı. Şu anda Cuma gününden bugüne kadar hazır olun 104 karşılaşma izlediniz. 104 maç Cuma'dan Salı'ya. First round. Yirmi maçta Perşembe izleyeceksiniz. 10 maçta Cuma. Yaklaşık 135 maçla kapatacağız. Birinci round. İngiliz ve Rumen'in bu mücadelesinde Rumen'in sol direğiyle başladı. Solak boksör. Dün de böyle 3 round boyunca hiç durmadan saldırdı rakibine. Bulgar Petar Belberov'u mağlup etti. İlk olarak Muhammed Güner'in sakatlanmasıyla yoluna devam etmişti. Rumen boksör, kırmızı köşenin boksörü. İngiliz boksör Joshua Anthony. Oyunu yavaş yavaş kendi lehine çevirme çabasında, direkt yumruklarla kendisinden uzak tutuyor. Çünkü Rumen boksör Mihai Nistor o kadar sert gidebiliyor ki rakibin üzerine, solu kaldırmıyor. Bu huyunu İngiliz boksör biliyor olmalı. İngilizlerin bu amatör boksörleri, bakın Rumen boksör bir tanesini isabet ettirdi. Sonra çıkıp dünya cündü boksörler oluyorlar. 1990 doğumlu, çok da genç, 21 yaşında Rumen. (gülüyor) 22 yaşında da Anthony Joshua. Tekrar ortaya doğru geldiler. Sol köşe yüzünü sıyırdı geçti. Bir sol köşe daha. Sağ sol direkler İngiliz'den. Dişlik düştü, yıkanacak sağlık kuralları gereği. Atma bir daha dişliğini, ikincisinden sonra ceza alırsın diyor. Her ne şekilde olursa olsun kurallar böyle. Bilerek ya da bilmeyerek ikinci kez düştü mü bir şey yok, ama üçüncüde ceza var. Puan cezası. Sarayova'daki son Bosna Hersek turnuvasında ikincilik elde eden Rumen boksör bu sezon 4. büyük organizasyonda ringe çıkmış vaziyette. Hazır bir boksör. Bu organizasyonda da Avrupa Şampiyonası'nda 3. maçını yapıyor. Bir an İngiliz boksörü salladı. 5-4 Rumen boksör önde. İnanın şu attığı son 2 yumruk bu 5-4'lük önde olmasının en büyük sebebi.
İngiliz boksör. 5-4 geride. Ekranlardaki bu isim. Fransız hakem 5-5 vermiş. Slovak hakem 4-4. Macar hakem 4-3 Rumen'e. İspanyol hakem 8-5 İngiliz'e. Ve Azeri hakem 7-5 İngiliz'e vermiş. Rumen boksör 5-4 şu anda önde. İşte maçın en heyecanlı anları ekranlarınızda. İkinci round başladı. Köşede bir de duruyor. İngilizce nefes aldırmıyor bakın. Rumen. Hiç kaçarı yok. Tam gaz yoluna devam ediyor. Durulmak nedir bilmiyor. Amansız mücadelesini sürdürüyor organizasyonun başından beri. Boksör direkt yumruklarla Rumen'i kendisinden uzak tutsa da çok da başarılı olamıyor. Yani. 5-4. Bir kez daha dişlik düştü. Bu son ikaz. Evet. Hatta ikazına geçti demek ki üçüncü kez düşürdü. Puanları düşürdü. Rumen tekrar köşeye gitti. Hemen durumu toparlamak istiyor bakın. Arka arkaya yumruklar. O rakibe kaptırdığı iki puanın hemen telafisi peşine düştü. Stop! Bakın çok rahat direkler alıyor. Şimdi uzandı bir tane vurdu. Arkasından İngiliz'in de yön değiştirerek ortaya aldığını görüyoruz maçın. Bu bir tecrübe. Ne yaptı yaptı yine direkt yumruğunu isabet ettirdi İngiliz'e. Rumen kırmızı köşe. İngiliz mavi köşe. Tekrar sarılıp kalıyorlar. İngiliz boksör. Ne kadar taktik uygulamaya çalışsa da direkt yumruklarla rakibi uzak tutup kombinlere girmeye çalışsa da açıkçası bunda sıkıntı çekiyor. Diğer tarafta çalan zil aldattı boksörleri. 30 saniye daha var. Solda proşeleri öyle bir savuruyor ki şimdi bitti şimdi. İngiliz boksör ikinci roundda Rumen boksörü çok ciddi şekilde bozdu ve puan kayıpları oldu biliyorsunuz. Bu yüzden 13-7 oldu durum bir anda İngiliz boksörün lehine. İlk roundda 5-4 Rumen öndeydi ama şimdi
6 puan farkla İngiliz boksör önde. Son rahatta 9-2, bir üstünlük. İngiliz hiç şans tanımadı. Rumen boksöre İtalyan'la karşı karşıya gelecek bu maçı kazanan. Bu tempoda giderse İngiliz boksör Joshua Anthony adını yarı finale yazdıracak gibi görünüyor. İngiliz 3. rauntada yumruk mesafesine sokmamak istiyor. Rumen boksörü. Oh, inanılmaz bir sol köşe. Mükemmel bir sol köşe vuruyor. Rumen boksör fena salladı. İngiliz'i fena salladı. İkinciyi de isabet ettirse vay İngiliz'in haline. Bir tane daha vuruyor, yatırdı neredeyse. İptal olmasa işi bitecek. İnanılmaz bir maç bu sevgili izleyiciler. Rumen'den olağanüstü bir performans 3. round'da. Bitti mi? Bitti maç. Rumen kazanıyor knockout'la, technical knockout'la. İşte boks bu sevgili izleyiciler. Kim derdi ki o 6 puan kapanacak? Kim derdi ki 3. round'da İngiliz kaybedecek? Ama Rumen boksör iki kere rakibini abondere duruma soktu, grogi duruma soktu. Ve sonrasında olayı bitirdi. Hakem çok da iyi yaptı. İşte bakın. Neredeyse alacak Rumen. Kaybettiği anda kazandı. İki dakika 13 saniye kala. Rumen boksör. Maçın bitmesine bu kadar süren zaman kadar olayı bitirdi. 13-10 roundda geriyken rakibini technical knockout'ta bitiriyor. Hakem kararıyla, amatördeki tabiriyle kazanan Rumen oluyor. Yarın tatil, perşembe günü İtalyan'la karşı karşıya gelecek. İlk turda Muhammed Güner'i geride bırakmıştı. Muhammed sakatlığı sebebiyle mücadeleden 3-2 öndeyken mağlup ayrılmıştı. Pozisyonları tekrar izleyelim. Bir tane sol burada bakın. Sallandı, hakem saydı. İkincisi çok daha fenaydı. İşte bu sol yatırdı. İpler olmasa yatırdı. Ayakta kalması imkansızdı. Bu da boşa giden bir yumruk. Rumen boksöre kesinlikle bulaşmamak lazım. Değerli izleyiciler, bu maçla birlikte yayınımızın artık sonuna geliyoruz. Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda boks heyecanı perşembe günü